akşamlar. Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Pandora'nın Merakı programımızın ilk bölümünde karşınızdayız. Ben hayatımda ilk defa bir canlı yayın yönetiyorum. Dolayısıyla olası dil sürçmeleri ve kusurlar için şimdiden affınızı rica ederim. Umuyorum beraberce çok güzel bir buçuk saat geçireceğiz. İlk bölüm olduğu için birazcık programın formatından bahsetmek istiyorum size. Programın adındaki Pandora gayet iyi anlayacağınız üzere mitolojideki ünlü Pandora'nın kutusu hikayesine referans veriyor. Zeus Pandora'ya bir kutu hediye eder ve onu açmamasını tembihler. Ve fakat Pandora merakına yenilir ve kutuyu açar ve kutunun içinden türlü kötülükler dünyaya saçılır ve panikle kutuyu kapatır. Halbuki o kutunun içinde bir de umut vardır. İnsanların bütün o kötülüklerle baş edebilmesini sağlayacak olan umut. Ama kutuyu erken kapattığı için umut yeryüzüne gelemez. Biz de istedik ki kutuyu tekrar açalım. Bu sefer umutlu olanları dışarı çıkaralım. İnsanlara, konuklarımıza, sanatçılara bugüne kadar neler biriktirdiniz? Kutunuzda, bavulunuzda, heybenizde. Sizi ne siz yaptı? Sizin üretiminizi hangi başka sanat eserleri, hangi objeler biçimlendirdi diye soralım istiyoruz. Yani aslında Pandora'nın yarım bıraktığı işi devam ettirmeye, tamamlamaya talibiz. Bugün bu ilk programda bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün ilk konuğum benim için çok kıymetli, oldukça heyecanlıyım ama sizin burada olmanız beni çok rahatlatıyor. Yazar ve senarist Ayfer Tunç. Hoş geldiniz Ayfer Hanım. Hoş bulduk. Sizin bavulunuzda neler olduğunu epeyce merak ediyorum ama böyle geçmişe yolculuğa başlamadan önce isterseniz kısaca bir şu anda neler yaptığınızdan çok kısaca bahsedelim. Kuru Kız yayınlanalı 6-7 ay kadar evet, oldu sanırım. Evet. Uzunca bir süre çok satanlarda izledik kendisini. Evet. Belki şu an şu aralar neler üzerine çalıştığınızı dinleyebiliriz. Bir de belki biraz yazma atölyesinden bahsetmek isterseniz. Çünkü ben Türkiye'de son yıllarda yapılan en kıymetli işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Teşekkür neler yapmaktasınız ederim diye sorarak başlayayım. Yazma atölyesinden bahsetmek isterim. O üçüncü senesi bu sene yazma atölyesinin. Ben senaryo dersleri veriyorum. Murat Gülsoy yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Pek çok değerli arkadaşımız orada seminerler veriyorlar. İşte felsefe var, tarih var, editörlük var. Mesela birkaç gün sonra bahçecilik semineri yapacağız. Evet. Melike Hanım bize bahçe nedir, nasıl yapılır veya işte bitki ile ünsiyet nasıl kurulur anlatacak. Bu sene çok kapsamlı bir şey yaptık. Değişik alanlara da açıldık. Sizi de konuk edeceğiz. Sizden evet, de bekliyoruz. Heyecanla hazırlanıyorum. Evet, Arjantin edebiyatında evet, siz anlatacaksınız bize. Çok heyecanlı. Heyecanlı bir şey tabii bu bir yandan. Bir yandan da işte normal okumaları devam ediyorum. İşte çok sevdiğim yazarların kitaplarını, okumadığım kitaplarını okuyorum. Mesela Ian McEwan'ın derslerini okuyorum yeni, şu anda. Birkaç ay önce yayınlandı. Evet, birkaç ay önce çıktı. Onu da bir arkadaşım şeyi söyledi. Osman'la çok ortak noktası var dedi. Yani gene bir kaybeden, bir entelektüelin kayıpları üzerine bir anlatı dedi falan. Öyle yani okuma, yazma, çalışma. Siz çok bayağı böyle hevesli bir okursunuz bildiğim kadarıyla. Bütün yazarlar bu kadar okur olmuyorlar aslında. bu bir tercih ya, böyle okudukça insanın yazamaması gibi bir durum da olabiliyor sanırım zaman zaman. Böyle o okurluğun şeyine kaptırınca yazmaktan kopmak, ikisini bir arada yürütmek herkesin yapabildiği bir şey değil ama siz bayağı günceli de takip eden bir okursunuz bildiğim kadarıyla. Olabildiği kadar etmeye çalışıyorum. Bir kere eskiye göre eskisinin kadar çok okumuyorum. Onu söyleyeyim, okuyamıyorum. Ama sevdiğim yazarların külliyatını okumak gibi bir özelliğim var. Yani dipsomanım yazar de konusunda. Yani işte mesela bir sene ki eskiden de okuduğum bir yazardı, çok okuduğum bir yazardı. William Faulkner'ın hepsini, bütün külliyatını yeniden okudum. O sene araya başka kitap almadım. Ya da
işte 2 senenin pandemi bana çok yaradı o anlamda. Javier Marias'la In McEwan'ı bitirdim. Oh, Javier Marias. Evet, ben de bütün hepsini okuduğum, külliyatını okuduğum birkaç yazardan biridir. Evet, çok olağanüstü işte, ve çok erken kaybettik. Çok, çok maalesef. Gerçekten üzücü gibi yani böyle aslında daha çok okumayı isterim. Tabii bazen aradığımızı bulamıyoruz. Onun da etkisi oluyor. Çünkü iyi bir kitabın arkasından kötü bir kitap okumak çok kötü bir deneyim. Evet. O büyük problem. Zaten bazı kitaplardan sonra insan böyle birkaç gün mesela bana oluyor çıkamıyorum. Yani evet. Yeni bir şeye başlayacak evet. Şeyi hissetmiyorum evet. Kendimde. Evet. Orada kalma ihtiyacı. Bunu da çok az kitap yapabiliyor aslında. Evet. Hele onun üstüne bir de yavan bir şey denk gelirse biraz üzücü olabiliyor. Evet. Ama işte bu da böyle bir her yeni kitapta yeni bir merak ve sürpriz ve işte yol, ama ya, okurluk tabii ben, yolculuğu. Yani ömrümüz bütün kitapları okuyacak kadar uzun olmadığından değil. Yarım bırakma alışkanlığını edindim Edindiniz artık. Edindiniz mi? Ben yapamıyorum. Yani gerçekten vaktimi harcamaya değmediğini düşünüyorsam bırakıyorum kitabı. Yapmak zorundayım çünkü sürekli dağ gibi yükseliyor aldığımız kitaplar. Evet. Onun için mecburum. Yazmakta olduğunuz bir şey var mı? Elimde kuru kızlar üstüne gelecek. Çalışıyorum. Hani böyle bir arayış içerisindeyim. Ne yazarım, ne yazabilirim, nasıl bir şey. Kafamda birkaç plan var ama henüz ortada anlatılacak bir şey yok. Peki, vakti gelince öğreniriz o zaman. Dilerseniz sizin bavulunuzu ufaktan açmaya başlayalım. Olur, başlayalım. Buyurunuz, bize neler getirdiniz görelim beraberce. Tabii. Yani aslında gerçekten şunlar gibi bir bavulum olsun çok isterdim. Yani yok, öyle bir bavul yok. Çünkü ben aslında çok biriktirici bir insan değilim, onu söyleyeyim. Arşiv düşkünü de değilim. Aslında gerekli ve önemli bir şey ama yok yani bende öyle bir şey yok. Günlük tutamam, arşiv tutamam, bir şey de biriktiremem şişe hariç. O da nesne ve estetik olduğu için. Şeyle başlayayım dedim. Önemli olan bavulun içi ya. Bunlar evet. Biraz zaten şekilsel evet. Şeyler. Evet. Şimdi bununla başlayayım çünkü bu benim varoluşum. Annemle babamın söz mendilleri. 1953 yılından kalma. Bunları uzun süre saklamıştım yani hep. Sonunda dedim ki ben bunları böyle görmek istiyorum. Çünkü bu estetiğe de hasretiz ya artık. Çok başka bir dönemin özeni. Evet. O inceliği, evet, kaybettiğimiz evet, çok, bir şey. Çok. O özen de yok. O nedenle buradan başlayayım dedim. İnsan yaşlandıkça anne babasıyla ilgili hatıraları, hisleri, değişerek gelişiyor. Ben babamı hatırlamıyorum çünkü çok küçüktüm babamı kaybettiğimde. Annemi de çok 36 yaşındaydım annemi de kaybettiğimde. Yani 60-70 yaşında insanların annelerinin olduğunu düşünürsek aslında biraz o anlamda erken öksüz yetim kalmış bir çocuğum. Dolayısıyla onların hatıralarına ilişkin şeyler daha böyle tuhaf bir duygusallık yaratıyor bende. Biraz onun insanın kendi yaşıyla da alakası var sanırım. Bu böyle sizin evde hep gözünüzün önünde olan bir şey öyle mi bu? Tabii bu benim böyle işte bir dolap üstünde duruyor. Asacak yer arıyorum henüz tam bulamadım. Ama şey yapıyorum yani böyle bir yere asmak istiyorum. Çok güzel böyle bir şeyi buraya getirdiğiniz ve bize paylaştığınız için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok az insanın görebileceği böyle neredeyse böyle hoş mahreminizin hoş bir tarafını açtınız bize. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani gururla açıyorum çünkü gerçekten bu incelikler artık hayatta kalmadığı için bir tür incelik özlemi yaratıyor aslında bizde bu tür nesneler. Yaratıyor ve biraz da belki de işte ben bu tür nesnelerle haşır neşir oldukça insan hayatına öyle bakmaya başlıyor. Ben bu zarafette ne yapabilirim acaba diye bakmayı da öğreten bir tarafı var. Kesinlikle. O yüzden de birilerini bize hepimize bir hatırlatma niteliği de taşıyor bunlara sahip çıkmak. O yüzden ayrıca da kıymetli. Teşekkür ederim. Öbür resim gene babamın bir resmi. Babam öğretmen okulu mezunu yani köy enstitüsü değil öğretmen okulu çünkü babam okurken köy enstitüleri kapanmış. Babam Molière'in piyesinde oynuyor burada şu babam ve Molière'in piyesinde rol almış
Yani bu Cumhuriyet'in sanatla ilişkisi ve öğretmen okullarından da kostüme bir piyesi sahneye koymak 40'lı yıllarda, bu bana çok gözlerimi yaşartıyor. Yani sanatla bu kadar iç içe bir hayat yaşanmış olması biraz onun etkisiyle getirdim bunu yani da. Yani pek çok okulda bu böyle. Yani böyle sadece kalburüstü okullarda değil, aslında o dönemin neredeyse hepsinde bu tür bir pratik benim var. Benim ablam çok güzel piyano çalardı. Benim ablam piyano dersi falan almadı. Yani sonuçta bir öğretmen çocuğuydu ama babamın görev yaptığı bütün okullarda piyano varmış o zamanlar. Yani babamın görev yaptığı okullar Mardin, Mardin Yatılı Bölge Okulu. Mardin Yatılı Bölge Okulu'nda piyano var ve ablam orada piyano okuyor. Arifiye Öğretmen Okulu'nda babam görevli, orada piyano var. Orada piyano çalıyor. Sonra o da öğretmen okuluna gitti, orada da piyano var, piyano çalıyor. Sanatla ilişkisi çok güçlü bir toplumdu ama işte incelikler kaybolunca sanatla bağların zayıflamasıyla da yakından kesinlikle ilişkili aslında. Aslında ikisini, bu iki nesneyi beraber düşünmek evet, lazım. Evet. Bir küçük reklam aramız var. Hemen iki dakika sonra tekrar burada olacağız, tamam, ve bavulu karıştırmaya devam edeceğiz. Pandora'nın merakından tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ayfer Tunç'un bavuluna bakmaya. İki tane çok kıymetli eşya gördük. Şimdi biraz galiba ufak ufak kitaplara doğru, evet, geleceğiz. Elinizde, evet, gördüğüm kadarıyla. Evet. Buyurun. Şimdi bu Milliyet Çocuk kitapları serisi. Bu benim yaşıtlarımın hemen hemen hepsinin hatırasında vardır eminim. Çünkü ben çocukken çok az kitap vardı ülkede. Dolayısıyla kitap çok değerli bir nesneydi. Bulmak çok zordu, kütüphaneler çok azdı, kütüphaneciler çok sevimsizdi. Dolayısıyla Milliyet Çocuk kitapları... Bunu sorabilir miyim? Bir, hı, röportajınızda da okumuştum. Kütüphanelerden hiç hoşlanmam çünkü çok kötü hatıralarım var, evet, demiştiniz. Bu bende de böyle ama yani... Halbuki yurt dışındaki kütüphaneler bir rüya, cennet falan gibi tasvir ediliyor. Evet. Azıcık anlatır mısınız ne kötü hatıralarınız var? O suratsız böyle bürokratik yerler, evet, galiba, evet, değil mi? Öyle bürokratik bir şey. Şimdi bir kere bir sessizlik baskısı, hı, çok rahatsız edici bir şey. Bizde kütüphaneler karanlıktır, aydınlık, hı, değildi o zamanlar. Mesela Beyazıt Kütüphanesi'nde azarlanmadan çıktığımızı hiç hatırlamıyorum ben üniversitede okurken, evet, ki okulun dibindeydi ve mutlaka oradaki görevlilerden bir azar işitirdik. İşte o yok, bu yok, kitapları bulmak mesele ve sürekli bize eksik olduğumuz, yetersiz olduğumuz hissini veren bir kütüphaneciyle karşı karşıya kalırdık. Bu değişti tabii şimdi. Değil mi? Artık de öyle değil. Çok aydınlık, evet, güler yüzlü, evet, böyle insanı içine doğru çağıran kütüphaneler yapılmaya başlandı. Evet, 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 evet. Çok şükür. Üniversite kütüphaneleri falan şimdi öyle. Yani kitap sanki o dönemde böyle nasıl suratsız diyelim, desturla alınması, hmm, gereken, güvenilmediği için de çok zorlukla verilen bir nesne gibiydi. Ama böyle hani karıştırayım, istediğime bakayım bir kütüphane yoktu. İşte istediğiniz kitabı kataloglardan bakarsınız, oradan adını yazarsınız, beklersiniz. Sonra gelir küt diye önünüze atılır falan. Özellikle bir de Beyazıt Kütüphanesi karanlık bir kütüphaneydi. O rahatsız ediciydi. Benim çocukluğumdaki il halk kütüphanelerinde de hem bir şey yoktu, raf sistemi yoktu. Çünkü aslında insanı güvenmeyen bir toplum olduğu için. Çünkü raf sisteminde kitaplar çalınıyor genellikle. O nedenle de böyle bir şeylik vardı, bir rahatsızlık vardı. Ben de kendi çocukluğumda, yani sizden bir müddet sonra, ama benzer bir duyguyu hatırlıyorum. Fakat şimdi böyle gördüğümde belediyelerin falan da kütüphaneleri çok böyle camlı yapılar, değil, evet, çok böyle insanı hakikaten hoş hissettiren, evet, yerler ki bir kütüphanenin, evet, en ilk işlerinden biri o olmalı, iyi hissettirmek olmalı, evet, insana.
neyse ki değişiyor. Neyse evet. Bunu hatırladığım için sormak istedim. Buyurun. Ama şimdi gerçekten daha çok daha güzel, çok da aydınlık, rahat. Mesela okul kütüphaneleri çok güzel. Koltuklar var, bilmem neler var, raflar açık, herkes gezip dolaşabiliyor, istediğini alıyor falan, bu güzel bir şey. Şimdi bu Milliyet Çocuk kitaplarının benim için bir önemi var, o da şu. Bu benim ilk biriktirmeye başladığım kitap türü. Bundan önce bir kitaplığım da yoktu da ilkokul 2'de filandım herhalde. Biriktirmeye başladığım kitap türüydü ama benim çocukluğumda kitabın içiydi derdim. Okuduğum şeydi. Yani yazarı kim? Kapağı kim yapmış filan? Kitabın yazarı, yazar ne ki? Niye var ki zaten? Öyle bir his içindeydim. Dolayısıyla biriktirme, kitap sahibi olma duygusunda da kendime ait. Çünkü evde bir kütüphane vardı babamdan dolayı ama kendime ait kitapları biriktirmeye ben Milliyet Çocuk'la başladım. Bu şömizleri çok zevkli ve lezzetli şeylerdi. Şimdi tabii elimdeki çok eski olduğu için lime lime oldu. Sırt numarası vardı bunların. Mesela şu numarası 8. Ben sırt numarasına göre alırdım kitapları. Hani kitabın adı ilgimi çekiyor vesaire değil ve sık sık şöyle bir liste yapardım. 12 numara yok, 21 numara yok, 60 numara yok. Tam onların, bir koleksiyoner şey. Onların listesini aslında yapardım ve şöyle bir merakım vardı. Acaba 21 numarada hangi kitap var? Mesela yerli mi yabancı mı? Çünkü yerli yabancı karışıktı bunda. Onun için bende çok yeri ayrı kitaplardır ve duruyor mu o topladıklarınızda? Yok, ne yazık ki durmuyor. Yani böyle işte istisnai bir iki tanesi kalmış. Halbuki bütün kitaplarımı, ben hayatım boyunca sahip olduğum bütün kitapları saklamadım. Yani bir de çok saklayıcı değilim ve kitabı nesne olarak abartılı seven biri değilim. Çünkü kitap sonuçta bir nesnedir. Yanabilir, yok olabilir, ıslanabilir, atılabilir, satılabilir, kötü bir kitap olabilir. Kitap kutsal değildir. Hani bizim için değerli olan sanatın kendisidir ya da kitabın içeriğidir. Bunu kendime hatırlatmam gerekiyor. Ben çünkü tam bir, yani bir arkadaşım bana mesela bir şey mi beğensin, al senin olsun derim ama kitap konusunda korkunç mülkiyetçiyim ve çok da gurur duymuyorum bununla ama resmen yönetemediğim işi işte sizin bu sözlerinizi kendime hatırlatmaya çalışacağım. Ben mesela çocukluk kitaplarımı uzun bir süre sakladıktan sonra bir yeğenime hediye ettim. O bir ay içerisinde yok etti. Ya. O kadar umurunda değildi ki. Mesela bu bende çok kırıklık yarattı ama yani onun yok olması. Çünkü benim verdiğim değeri vereceğini ummuştum. O zaman anladım ki her şeyin değeri herkes için aynı değil. Peki Pal Sokağı'nın çocuklarını getirmenizin o seriden elimde özellikle bu olduğu için. Anladım. Ama çok ağlayarak okuduğum ve 7-8 kere okuduğum, hani ağla ağla içimin çıktığı kitaplardan biridir. Evet. Evet. Bütün çocukların böyle bir sefil, sersefil eden. Evet. Hala da sanırım hala sürekli çok satıldığını görüyorum. Bu çok kitabı. Evet. Sanırım böyle Macar kuşaklar boyu artık. Evet yani o kuşaklar boyu pek çok çocuğa aynı şeyi yapmaya devam eden bir kitap. Macaristan'a gittiğimde de Macarcasını aldım. Ha öyle mi? Evet. O duruyor böyle. Çok gerçekten bizim çocukluğumuzda da hala çocuklarda da etkisi olan bir kitap. Ama benim için o bende ne yazık ki yok. Seçme Türk Hikayeleri diye bir kitap vardı bu seriden. Şimdi düşünüyorum o kadar ağır hikayeler seçilmiş ki ama çok güzel bir kitaptı. Ve benim Türk Edebiyatı'yla ilk tanıştığım, Türk Edebiyatı'na tutkun olduğum ve ondan sonra bırakmadığım kitaplardan biridir, ilkidir o. İçinde çok güzel öyküler vardı. Kaç yaşlarındaydınız? Valla ilkokul 2-3 öyle bir zamandaydım. İşte Tarık Dursun K vardı, Reşat Nuri Güntekin vardı. Çok güzel öyküler. Hüsat Obener'in Havva öyküsü vardı mesela. Beni şoke eden bir öyküydü o. Onda da çok baklava ağlamıştım. Havva baklava dedi ve öldü. Evet, çok çok etkileyici kitaplardı. Evet. Bence çocuklukta okunan kitaplar çok önemli. Şimdi bazen çocuklara çok sıkıcı kitaplar okuttuklarını görüyorum. Çok üzülüyorum. Ve sıkıcı kitap kadar insanı kitaptan soğutan bir şey yoktur. Kitapların ille çok neşeli olması gerekmez çocuk kitaplarının. Ben hiç çocukluğumda okuduğum neşeli kitap hatırlamıyorum. Hep acıklıydı benim okuduğum kitaplar. Ha, Pal Sokağı çocukları gibi işte o Havva baklava dedi öldü.
Çocuk Kalbi mesela ayrı bir kategoridir yani, o bambaşka bir kitaptır. Bence kitap çocuğun çocuklukta okunan, mesela Çikolata Öyküsü vardır gene bu Orhan Kemal'in bu sözünü ettiğim Seçme Türk Hikayeleri kitabında. Çok etkilendiğim bir öyküydü o benim. Yani o zenginin yanında gururlu olan kızın hikayesi, kardeşiyle birlikte bir çikolatacının vitrinine bakarlar. Zengin çocuk çikolatayı alır yer. Bunlar da babamız bize her gün alıyor diye aslında içleri gitmektedir yani. Çok merak ederler tadını ama mesela bu beni çok etkilemiş bir şeydir. Yani edebiyatın amacı, çocuklukta okunan iyi edebiyat empatiyi öğretir. Merhameti öğretir. Doğru zamanda öğretir. Çünkü duyguları doğru zamanda öğrenmek, doğru zamanda edinmek çok önemli bir şey. Bence çocuk eğitimi dediğimiz şeyin altında bu olmalı biraz. Bir de şöyle bir tarafı var sanırım. Benim için en azından öyle olmuştu. Yani çocukluk görece anne babanın güvenli kanatları altında geçirilen bir şey. Eğer hani çok dertli bir çocukluğunuz yoksa. Dolayısıyla aslında yeryüzündeki işte dediğiniz şey, yani empati yapmayı öğrenmek için empati yapabileceğimiz bir takım dünyamız dışındaki insanlarla karşılaşmamız gerekiyor. Ve ebeveynler o karşılaşmaları olabildiğince kontrollü biçimde yaşamamızı sağlıyorlar. Ama işte edebiyatın o tür bir şeyi oluyor. Yani böyle bir şey de var, böyle bir duygu var, böyle bir yaşama biçimi var diye. Çok gerçekten insanı o anlamda yumuşatan, hem kabuğunu şey yapan, böyle kırmasını, bazı belki de sertleştirmesini sağlayan ama bir yandan da böyle içine açmasını sağlayan bir tarafı var. Bir de sanırım şey var, bilmiyorum sizin için var mıdır o kitap ya da sorsam hatırlar mısınız? Sanırım böyle her okurun hayatında bir an var, edebiyatın nasıl bir haz alınabileceğinin ilk keşfedildiği an, böyle bir şey, bir kitap. İşte bu lisede olabilir, daha geç olabilir, daha erken olabilir. Böyle ya burada ne oluyor ya, burada bir şey var, çok acayip bir şey var diye. Ve onu zaten o tadı alınca sonra insan kopamıyor zannediyorum. Evet. Var mı öyle bir kitap var, getirdim için? De harika. Hatta. Harika, evet. O zaman. Şimdi o şu, haz almadım. İlk okuduğumda. Ama çok şaşırdım. Ya, Faulkner. Faulkner'ın Ses ve Öfkesi, lisedeydim yanılmıyorsam. Lise... Bu o baskı mı peki? Evet. Aynı o güzel. Baskı. Lise 2'deyim muhtemelen. Erenköy Kısası'nı yatılı okuyordum. Ailem Adapazarı'nda oturuyordu ve mavi trenle gitmeyi tercih ediyordum. Çünkü işte her ay Milliyet Sanat Gösteri, Sanat Olayı, bunları alırdım. Ki sonra zaten bir kısmıyla yolunuz da çakışıyor. Evet, evet. O dergileri alırdım ve mavi trene binerdim. Çünkü mavi tren, bir de mavi tren Adapazarı'na gitmezdi ama. Arifiye'den Ankara'ya devam ederdi. Ben Arifiye'de inip bir de Adapazarı'na giderdim ayrıca. Adapazarı'na giden tren var iken. Çünkü mavi trenin restoranında çayımı söylerdim ve dergi okurdum. Ay ne güzelmiş ama. Ve büyük bir zevkti bu benim için. Yani her hafta sonu yaptığım, gerçekten çok zevk alarak yaptığım bir şeydi. Bu arada şeyde, Bostancı istasyonunda da bir kitapçı vardı. Ama böyle bir baraka aslında, tahtadan bir baraka. Fakat gerçek anlamda kitap satıyordu yani. Edebiyat kitapları vardı ve ben ilk edebiyat karşılaşmalarımı orada yaşadım. Şimdi bu Ses ve Öfke'nin bir kere adı beni çok çarptı. Ses ve Öfke çok ilginç geldi bana. Ve hiçbir şey anlamadım. Okudum, hiçbir şey anlamadım kitaptan. Ama şunu fark ettim. Demek ki benim önümde uzun bir yol var. Yani bunu anlayabileceğim, bundan tat almamı sağlayacak bir yol var. Bir bilinmezlik. Evet, bir bilinmezlik. Sonra hatta benim bir şeyim vardır. Bahçe, edebiyat bahçesi metaforum vardır ya da kitap bahçesi. Yani en dış halka en kısa ömürlü çiçeklerdir. İçeriye doğru gittikçe uzun ömürlü çiçeklere ve zor çiçeklere doğru gideriz. Ve ortada, göbekte artık en güçlü çınarların vesairelerin köklenmiş olduğu karanlık bir orman vardır. İyi okurun hedefi o karanlık ormanın içidir. Ama bazıları dış halkalarda gezinmeyi tercih eder. Evet, okurun bir kısmı onu tercih eder. Mesela onlar rahatsız olmak istemezler. Onlar eğlenmek için okur, o okurlar. Hani iyi vakit geçirmek için. Ama gerçek anlamda edebiyat okurunun hedefi o içerideki ormandır. Oraya doğru yürür. Bu o ormanın ortasındaki kitaplardan evet, biriydi. Evet ve aslında bu mesela benim için de, ben mesela Faulkner
çok az kitabını okudum. Çünkü varılması gereken bir yer olarak hı-hı. duruyor bende. Böyle hı-hı. mesela hazır hissetmiyorum. Hani hı-hı. gelmem gerek. Bazı kitaplar benim için öyle. Mesela İlahi Komedya'yı okumaya yeni başladım. Hı-hı. Hani artık 35 oldum. Hadi tamam şimdi falan diye. Mesela Faulkner'de Ses ve Öfke mesela en sona bıraktığım. Hani onu böyle geleceğim ve şey. Siz böyle direkt çok damardan ama aslında tanışmışsınız. Ama şöyle, çünkü şöyle gerçi dergilerin kıymetini yeri gelmişken söyleyelim. Benim gençliğimde, yani ben lisede ve üniversitede okurken dergiler bizim kılavuzumuzdu aslında. Doğru. Çok iyi söyleşiler olur, çok iyi yazılar olur. Yeni çıkan kitaplar hakkında katiyen reklam kokmayan, hmm. tamamen dürüstçe yazılmış yazılar olurdu. Ve biz oradan takip ederdik. O hattı izlerdik. Ah, aslında tabii şeyi getirmemiş olduğumu fark ettim. Gerçi fark etmez. Şeyi Edip Cansever'in Bezik Oynayan Kadınları. Bezik Oynayan Kadınlar bunun değil, öbür cildim içinde. Hı. Şimdi mesela Edip Cansever'le benim tanışmam, Bezik Oynayan Kadınlar'la tanışmam üniversite birinci sınıftayken oldu. Üniversitedeyken, ben birdeyken ikide okuyan bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir okurdu. Biz böyle bir anda kitap okumaktan hoşlanan, iyi kitap okuyan insanlar bir araya gelmiştik. Bir gün onun elinde bir kitap gördüm. Bezik Oynayan Kadınlar. O tarihe kadar şiirden nefret ediyorum ama. Yani. Bu hep anlattığım bir şeydir aslında. Hatta Karanlıkta Kelimeler'de de yazılı, orada da anlatmıştım. Çünkü bize milli eğitimin şiir diye öğrettiği şeyler bir takım hamasi dizelerden oluşuyordu. Şiirin ne olduğunu kavramadık. Sürekli onun işte veznini bul, bilmem çok teknik bir şeymiş kafiyesini gibi bul filan ve tamamen hamasi, böyle duyguların kafiyeli söylendiği bir takım saçmalıklar olarak gördüğüm için çok mesafeliydim şiire. Sonra arkadaşımın elinde kitabı görünce bir bakabilir miyim dedim. Baktım, çok şaşırdım yani, acayip. Dedim bu akşam bende kalabilir mi bu? Aa, tabii kalsın dedi ve ben o gece Bezik Oynayan Kadınları bitirdim. İki kere okudum hatta. Ve bayıldım. Ve benim Edip Cansever sevgim onunla başladı. İşte sana ya, şiirle karşılaşma anı odur benim için. O güne kadar hani şiir düşmanıydım neredeyse. Fakat o kitaptan sonra benim için şiir tamamen başka bir kategori haline geldi. Ve o olağanüstü bir şeydi yani, Bezik Oynayan Kadınlar. O sene ben sadece Türk şiiri okudum. Yani bütün şiir kitaplarını okudum ama nasıl diyeyim, ne kadar kitap çıktıysa. Ve de bulunmuyordu ayrıca. Asıl da öyle bir sorun vardı. İşte Cemal Süreyyalar, İlhan Berkler, Turgut Uyarlar, Atilla İlhanlar, kim varsa ve ondan bundan toplayarak, kimde varsa toplayarak, o sene Adam Yayınları kurulmuştu ve şiir serisi başlamıştı. O tabii büyük bir şey oldu, mucize oldu bizim için. Ama mesela ilginç şeylerden bir tanesi, şöyle gene okur öğrenciler arasında şöyle şeyler olurdu. Bu ay gösteride Cemal Süreyya'nın şiiri varmış. Aa, öyle mi? Hadi her hafta, her gün gideriz sorarız. Ayın 31'inden itibaren geldi mi gösteri, geldi mi? Gelmemiş olur. İlk defa okuyacaksınız o şiiri. Tabii o şiir ilk defa, o şiir defa dergide yayınlanacak. Mesela bir tanesini hiç unutmam. Cemal Süreyya'nın şiiri var dediler gerçekten. Şeydi, gittik aldık. Evet, biber ki yasa dışı önderidir. Sofraların şu sofrada ikimiz içinde vur emri diye bir şiir vardı. Mesela çok hemen ezberledik, öğrendik filan. Mesela bir tanesi de İsmet Özel'in caz şiiriydi gene dergilerde yayınlanan. İşte bunlar bizim aslında, benim şiirle karşılaşma anlarım edebiyatla karşılaşma anlarımdan daha güçlü. Çünkü çocukluğumdan beri roman okuyorum. Ve tesadüfen okuduklarımın içerisinde iyi edebiyat var zaten. Ve ben onu bir doğallık içerisinde karşılaştım. O kasınız gelişmiş kendiliğinden, evet, aslında. Evet. Çünkü ya okumayı öğrendiğim andan itibaren bir kitap okuru olunca kendiliğimden o şey gelişti bende. Bir edebiyat damağı gelişti. Ama şiir uzak durduğum bir şeydi. Onun içinde onunla karşılaşma anları çok güçlü benim zihnimde. Bu dergilerle ilgili söylediğiniz şeyi şu açıdan çok önemsiyorum. Kılavuzluk dediniz ya. Evet. Yani hakikaten insanlar, okurlar, ben kendim de dahil olmak üzere
çok büyük bir debelenmek gerekiyor. Yani ne okumalıyız, evet, ne yapmalıyız, ben neyi severim? Bu soruların yanıtını, hele bir de bolluk da var, evet, ama o bolluğun içinden bulmak iyice zor. Evet. Mesela eskiden iyi röportajlar, ben bu programın o işe de yaramasını çok arzu ediyorum. Hı. O yüzden söyleyeyim. Ben mesela Lawrence Durrell'in çok sevdiğim bir cümlesi vardır İskenderiye Dörtlüsü'nde. İnsan aşık olduğu kişinin aşık olmayı seçtiği kişiyi de sever diye. Bu benim yazarlarla ilişkilenmemin şeyidir yani. İşte ben sizin kitaplarınızı seviyor muyum? Siz Thomas Bernhard'ı mı seviyorsunuz? O zaman ben de muhtemelen Thomas Bernhard'ı sevebilirim deyip oradan böyle bir yol atlamak, bulmak, evet, yani o yazarların kılavuzluk etmesi. Bu hakikaten çok büyük bir eksiklik yani. Dergiler o işi çok güzel yapıyordu. Evet. Şu an herkes biraz kaybolmuş durumda. Evet. Umarım dediğim gibi bu program bu işe yarar deyip devam edelim isterseniz. Bir de şeyi de vardı o zaman dergilerin. Bir lezzetin dışında bir çeşitlilik, hı, ama yoğunluk ya da çokluk anlamında söylemiyorum. Böyle çok kıvamlıydı. Yazılar da kıvamlıydı. Çok ağır yazılar yoktu. Öyle olanlar da vardı tabii. Öyle dergiler de vardı. Mesela çeviri çok değerli bir şeydi. Evet. Çeviri hakkında yazılar yazılır, tartışmalar yapılır. Çeviri bilim dergileri de vardı vesaire. Dolayısıyla dergilerin hayatımızdan çıkması aslında bizi sosyal olarak eksiltti. Çünkü internet dergileri veya şeyler onu tam karşılamıyor. Bir de çok yoğun şimdi. Bu arada dergiler demişken aslında Bubble'ın içini merak ediyorum ama sizin hayatınızda bir dergi meselesi var. Bubble'da dergi yok biliyorum ama evet, biraz isterseniz bahset. Çünkü yani siz gazeteci olarak kendinizi tanımlamıyorsunuz ama dergilerde epey bir mesai yapmışsınız, evet, ve yazarlığınıza, evet, da çok katkı sunmuş, evet, sanırım. Biraz, evet, isterseniz o dönemi, hı-hı, dinleyelim sizden. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra gazetecilik yapmaya başladım. İlk Sokak Dergisi'nde, hı, başladım. Sokak Dergisi benim ilk okulumdur yani. Çok çok şey öğrendim ben Sokak Dergisi'nde. Tuğrul Eryılmaz'la, hı, çalışıyorduk ve o dönemki kadro bugün herkes neredeyse bir şeyler yapıyor yani, iyi şeyler yapan bir kadroydu. Turul'un bize kattığı çok şey vardır. Hepimiz de minnetle anarız yani bütün o insanlar. Sokak Dergisi büyük bir çeşitlilikti tabii, çok güçlü bir dergiydi. Sonra Güneş Pazar Ekine geçtim, Peki diye bir ek yapıyorduk. O benim için hep espri konusudur çünkü şöyle, yayın yönetmeni Ömer Madra, yayın koordinatörü Gündüz Vassaf, danışman Enis Batur, tek muhabir de benim. Nasıl bir kadro? Öyle bir kadro. İşte Gökhan Akçura danışman, işte ne bileyim Mustafa Bayka yazı işleri müdürü falan ama herkes müdür yani. Benden başka derginin çalışanı yok. Çok çok eğlenceli, çok öğretici, çok zevkli bir dönemdi ve uzun toplantılarla çok güçlü işler yapıyorduk. Fakat çıktığı gün gazete tirajı düşüyordu. Ve o kadar entelektüel bir dergiydi ki pazar günü olmaması gereken bir şeydi. İnsanlar hafif bir şeyler, evet, ararken. Ve biz yani böyle entelektüelliğin dalağını yarmış yazılarla çıkınca tabii şey oluyordu, okur dalga geçiyorlardı bizimle gazetede. O sonra Yeni Yüzyıl'ın Pazar Ekin'de çalıştım. O da zevkli, iyi çalıştığımız bir dergiydi. Ben şeyde Yeni Yüzyıl'da hep lifestyle denilen aslında işte küçük röportajlar, hikayemsi anlatılar, hani yaptığım, asıl yapmakta olduğum şeye hiç de aykırı düşmeyen şeyler yapıyordum. Hatta sokakta ve Yeni Yüzyıl'da, hatta ben Peki'dekileri hatırlamıyorum, olan bazı haberlerden de bu Ömür Diyorlar Buna kitabımı da oluşturdum yani. Çünkü hayat gerçek insan öyküleriydi. Ben hayata inanan bir yazarım yani. Hayat sanattan çok daha güçlü. Sanat sadece onun formunu değiştiren bir şey. Yani hep söylerim, hayat öyle şeylerle karşılaşırız ki hayatta, bunu yazsak kimse inanmaz. Hayat o derece güçlü bir şey. Onun için de hep hayata inanan, hayatın peşinden giden bir tarafım var. Çok da hikayem vardır böyle. Başka bir programın konusu. Tamam. Devam edelim isterseniz. Peki. Edip Cansever'i çıkardınız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Edip Cansever evladiyelik, evet, ömürlük bir yazar benim için. Tabii şunu söyleyeyim yani. İkinci Yeni'nin bütün şairlerini çok severim. Yani Türk şiirinde sevmediğim şair neredeyse yok. Ama Edip Cansever'in yeri ayrı. Çünkü biraz ruh
ortaklığı hissediyorum Edip Cansever'le. Yani onun böyle altını çizdiği anlar, söyleme biçimleri bende çok derin duygular uyandırıyor. Ve işte mesela çok sevdiğim yazarlardan biri Max Frisch'tir. Max Frisch'le akraba olduğunu düşünüyorum Edip Cansever'in. Hatta Edebiyat Aleminde Familyalar diye bir yazı yazmıştım. Öyle dünya edebiyatından çeşitli yazarları eşleştirdiğim bir yazıydı. Benim için öyle yani. Ay, karşıma çıkmadı, çok merak ettim. Bakacağım. Çok ilginç geliyor kulağa evet. Çünkü. Çünkü şeyleri, yaklaşımı ve nasıl anlatmalı? Yani sesinin tonu aynı neredeyse. Ki çeviri bir yandan da, onu da unutmayalım yani. Buna rağmen bir ruh akrabalığı hissediyorum. Ama öyledir. Bazı yazarlarla ruh akrabasısınızdır. Okurken de hissedersiniz bunu. Edip Cansever'in bir özelliği de beni yazmaya iten bir yazardır. Yani yazmaya başlamadan önce mutlaka Edip Cansever okurum. Ha. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa, bazen oturup bir kitabı komple okuduğum da oluyor. Ne bileyim, Kirli Ağustos'u okuyorum mesela, ya da işte ilk yaz şikayetçilerini. Bir başka hikayede Edip Cansever'le ilgili. Biz üniversitedeyken dergi çıkardık iki arkadaş. Üniversitede Mesut Hoca diye bir çok sevdiğimiz bir hocamız vardı, Mesut Önen. O 1950'li yıllarda Edebiyat Dünyamız diye bir dergi çıkarmış ve o dönemin bütün edebiyatçıları yakın arkadaşı. Mesut Hoca'yla da biz çok samimiydik yani. Zaten o dönemki üniversite hocalarım çok bana, onlar da ayrıca çok şey kattılar. Mesut Hoca'nın odasına gideriz öyle saatlerinde falan. Böyle dergi çıkarmak istiyoruz deyince ben dedi size Edip Cansever'den şiir alırım dedi. Edip benim arkadaşım dedi. Ha tabii tabii dedik biz kendi kendimize. Sonra bir gün dedi ki işte yarın şeyde saat akşam 6'da Bebek Şadırvan'da olun, Edip de orada olacak. Doğru mu? Çok sürreal hakikaten. Evet, biz kalktık gittik gerçekten. Evet, Edip Cansever oradaydı. Biz oturduk. Çok kötü davrandı bize baştan. Ya. Çok böyle soğuk, ama Mesut Hoca'ya çok kızmış belli. Yani beni şimdi durup dururken iki tane çocuk, niye ben bir aradayım şimdi? Ama gitmem de diyememiş. Falan, evet, kıyamamış da. Sonra oturduk böyle, baştan bize soğuk soğuk davranıyor falan. Sonra işte garson geldi, ne içersiniz dedi. Rakı dedik biz. Bir anda tavrı değişti bize karşı, ısındı. Ya ben sizi cin tonik içen zibidilerden zannettim dedi. Ve bize iki tane şiir verdi. O şiirlerin ikisi de şeydendi. Biri Aquamarine Marina, biri de tenis öğretmeni Rıza, Oteller Kenti'nden iki şiir. İlk defa sizin üniversite derginizde yayınlandı. Ve ilk defa bizim üniversite dergimizde yayınlandı ve dergimiz de iki sayı çıkabildi. Aa, ama çok güzelmiş. Ama cep artı zirvede kadar, başlayıp öyle bitirmiş. Evet, zirvede kaldık yani. Devam edelim mi? Daha peki, çok şey var biliyorum. Şimdi bunu bir estetik harikası olduğu için getirdim. Bu benim Balkanika ödülüm. Bu ödüle ben katılmadım. Benim çevirmenim, yani Bir Maniz Yoksa Annemler Size Geleceği Fransızca'ya çeviren Matei göndermiş ödüle. Sonra bir gün bana haber geldi, bu ödülü kazandınız diye. Ben uzun süre kim gönderdi de ben bu ödülü bana niye verdiler diye araştırdım. Sonra buldum. Şimdi bunun estetiği çok güzel. Çünkü bizde değil ya, dünyada da genellikle ödül nesneleri, ödül olarak verilen standart nesneler formlarda çok çirkindir yani. Hani insan böyle ne yapalım artık, ödül diye saklar. Bu çok özel bir tasarımı olan. Ya heykel bu. Heykel basbayağı bu. Evet, heykel bayağı yani. Heykel ve bu nedenle benim için çok özel bir yeri var. Bir de tabii bu benim bir yurt dışı ödülüm. Zaten ödüller konusunda fikrim de bilinir. Ben kendim ödüle katılmıyorum Yunus Nadi haricinde. Yunus Nadi'ye katıldım çünkü hiçbir şeyim yoktu o güne kadar yayınlanmış. Hani acaba bir yazar olarak bana değer verirler mi diye düşünerek katılmıştım, tıpkı Yusuf Atılgan'ın zamanında yaptığı gibi. Bir, o almaya da gitmemiş üstelik ödüllerini kazandıktan sonra. Ben gitmiştim, aldım. O amaçla ona katıldım ama ondan sonra ödüllere katılmadım. Yani verirlerse kabul ediyorum seve seve, ama bana ödül verin diye katılmıyorum. Anladım. Bunu da öyle çok güzel gerçekten. Matei gönderdiği için kazandım. İyi ki yapmış, evinizde bir estetik bir obje olmuş, evet, hiçbir şey olmasa gerçekten ki. Gerçekten öyle, yani. Evet, evet. Buyurun. Devam edelim. Edelim lütfen. Şimdi tabii ki şunu, Tanpınar sevgimiz bilinir. Biliyorum. O yani Tanpınar, Oğuz Atay, biz onların
paltosundan çıktık. Yani bu bence Türk edebiyatında, Türkiye'de yazan yazarların, edebiyatı ciddiye alarak yazan yazarların büyük çoğunun kanında olan bir DNA bu yani. Bu başka bir şey değil. Biz o DNA ile yaşıyoruz. Zaten ben buna inanıyorum ayrıca. Yani bir ülke edebiyatının kuşaklar boyunca birbirine aktarıldığına ve onun bir hat çizdiğine inanıyorum. Burada olması gereken bir diğer kitapta getirmediğimi fark ettim şimdi. Leyla Erbil tabii ki. Edebiyat, hangi kitapları soralım madem. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam Gecede. Gecede ile ben lisede karşılaştım. Onu da işte o Bostancı'daki Tahta Baraka kitapçıdan almıştım. Onu da okuduğumda çok etkilendiğimi hiç unutmuyorum. Aslında yani Leyla Erbil okumak için epey erkence çok, bir yaş. Evet, yani anlamak erken. Ve içine zor evet, çünkü evet, yani. Evet. Gerçi o kadar zor bir kitap değildi Gecede. Öykülerdi ve ama Leyla Erbil katman katman bir yazardır. Yani bir herkes okuyabilir ama onun bir dış katmanında kalır, biri derinine doğru gider vesaire. O bende çok büyük etki yaratmıştır. Hatta kendimi de Leyla Erbil DNA'sına sahip yazarlardan biri olarak görürüm. Ama Tanpınar hepimizde var. Ya sanırım Türkçe edebiyat yazmak için kesinlikle oralardan geçmek ve oraları bir özümsemek gerekiyor. Yani bu işte Oğuz Atay Korkuyu evet. Beklerken mesela ya da Tutunamayanlar ya da işte Ahmet Hamdiler falan oraları ya orada ne olduğunu anlamak bir böyle insanın içine alma yani bugün de ya geçen bir öykü dahi yazıyor olsanız o geçmişteki şeyi o işte bu bavul diyelim o bavulu tabii. Bir tutup azıcık bir taşımak için tabii. Oraları okumak mutlaka gerekiyor zannediyorum. Şöyle bir şey var bence insanın geçmişi kendi ömrüyle sınırlı değil. Değil. Çünkü kendi doğru. Ömrüne taşınan geçmiş yılların birikimi de var. Ve biz dolayısıyla Tanpınar'ı okurken Tanpınar'ın geçmişini de ondan alıyoruz. Evet. Çünkü onun yazdıklarında kendi geçmişi var. Onda da başka geçmişler var. Borges'in, sizin de Borges sevdiğinizi biliyorum. Evet. Çok sevdiğim bir lafı vardır. Ben benden önce yazmış ve benden sonra yazacak bütün yazarlardan ilham alıyorum diye. Evet. Tam olarak öyle aslında. Evet. Hem geçmişten doğru. Hem sonrasından aslında öyle bir mekanizma. Evet, yani. Gerçekten öyle. İşte Tanpınar da bizim DNA'mızın bir kaynağı. Ama benim için Tanpınar'ın en önemli kitabı Öyküleri. İnsanlar genellikle romanlarını tercih eder. İşte Huzur'u özellikle çok seven vardır. Ya da ikiye ayrılır. Bir kısmı saatleri evet. Ayarlamacıdır, bir kısmı huzurcudur. Ben saatleri ayarlamacıyım ama öykülerini çok değerli buluyorum. Ve öykülerinin şeyini ne derler... değerinin yeteri kadar anlaşılmadığını düşünüyorum. Bence çok çok büyük bir öykücü Tanpınar aynı zamanda. Şimdi bu hikayesi olan bir kitap daha Thomas Bernhard Yok Etme. Aslında Yok Etmeyi değil Odun Kesmeyi getirecektim ama dediğim gibi kitaplarımı bulamıyorum. Nerede bilmiyorum. Yok oluyor kitaplarım benim. Ben sizin kadar şey değilim, bağlı değilim. Ben çok... 1990 yılında, 91 yılında Kapak Kızı kitabım yayınlandı, romanım. Çok gençtim, 26-27 yaşındaydım ve çok erken yaşta büyük bir cesaretle, bir cahil cesaretiyle roman yazmıştım. Simavi yayınlarına götürdüm, hemen bastılar. Hiç yani de çok da çabuk basıldı ve şeye fuara yetişti, fuardayım. Simavi yayınları da şeyi basmış o sene, Odun Kesmeyi basmış. Ve işte fuara gittik, tabii kimse gelmedi bana, tanımıyor kimse. Biz de sohbet ediyoruz, Konur Ertop, ben. Ünsal Oskay çok güzel hikayeler anlatıyor, eğleniyoruz. Tabii ki tepe başındaki fuarda, şimdiki fuarda değil. Giderken de büyük bir nezaketle bana Simavi'nin çıkan kitaplarını hepimize hediye ettiler. Ve ben Thomas Bernhard'ın Odun Kesmekini aldım, başladım. Bu ne dedim? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Yani ne yapmak istiyor ve dedim ki böyle edebiyat mı olur ya? Hani yok ben bunu okuyamayacağım dedim ve bıraktım. Kitapların yaşları var. Her yaşta her kitap okunmuyor. Bu söyledim 27-28 yaşındayım. Aslında çok da genç değilim ama yıllar sonra Yapı Kredi yayınlarında çalışırken Yapı Kredi Thomas Bernhard'ı basıyordu ve okudum ve çarpıldım.
Ve gerçekten çok etkilendim. Aynı etkilenmeyi Ingeborg Bachmann'da da yaşamıştım. Malina'da mı? Malina'da. Of, Malina. Onu da ilk okuduğumda, o herhalde üniversite 1-2 öyle bir zamanda, onda da ısınamamıştım kitaba. Ama 40'lı yaşlarımda okuduğumda bayıldım yani. O da başucu. Ben de 3-4 sene önce okudum ve bu nedir gibi bir duyguyla. Evet. Filmini izlediniz mi bu arada? Yok, izlemedim. Filmini sevmedim. Evet. Başladım ve dedim bu değil ya, bu ben değil. Ben maalesef ki izledim ve kitabın katmanlarının hiç birkaçını alabilmiş diyeyim, öyle ama söyleyeyim. Ama Alfred Hitchcock o konuda çok doğru bir şey söyler. İyi romandan iyi film olmaz. Kötü romandan iyi film olur çok der. Çok güzelmiş. Bilmiyordum. Kesinlikle. Tam olarak böyle gerçekten. Evet. Kötü romandan iyi film olabiliyor. Kötü romandan iyi film oluyor çünkü fikir oluyor. Doğru. Ve o fikri kullanıyor. Evet. Onun bütün aslında genellikle bilinmez filmlerinin çoğu roman uyarlamasıdır. Romanlardan alınmadır yani. Ama uyduruk bir takım romanlar. Ama iyi romandan iyi film çok istisnai. Bence evet. İstisnalardan bir tanesi de şeydir işte Frans Teğmen'in Kadını. Hmm. John Fowles. Evet, John Fowles o istisna sayılabilir. Evet, parça. Ama bence hatta ben kitabı çok severim bu arada. Hı-hı, John Fowles kitabı. Ama filmi kitaptan daha bile iyi gibi geliyor bana açıkçası. Biraz Meryl Streep etkisi de olabilir, olabilir yani. Olabilir. İnanılmaz bir oyunculuk evet, çünkü. Büyüleyici bir kadın olduğu evet. için ondan olabilir. Bu arada Thomas Bernhard Odun Kesmek dediniz. Ben de Thomas Bernhard külliyatını ufak ufak tamamlamaya çalışan bir okurum. Ve Odun Kesmek'in yıllardır baskısı yok. Bu vesileyle belki siz de adını almışken lütfen şu kitabın basılmasını sağlayabilir misiniz diye bir mesaj iletmiş evet. oldum. Çünkü şimdi yeni kapaklarıyla basıyor yayın evi, biliyorsunuzdur siz de. Evet. İşte okuyorum. Ben bu arada Thomas Bernhard'ın, sorayım siz bütün külliyatını okudunuz hemen bildiğim hemen. Kadarıyla. Bir tane belki kalmıştır, onu da saklıyorum. Ha evet, onu yapıyor hı-hı. insan kalsın hı-hı. diye. Neden seviyorsunuz? Yani huysuzluğu, ifade, yani tam olarak neyse çünkü çok acayip bir yazar bence de ama ne dersiniz bize? Bir kere çok özgün bir sesi var. Ben edebiyatta ses ve üslup benim için çok önemli. O beni çok etkileyen bir şey oluyor. Öfkeli ama çok bağırmadan ve dikenli bir dille anlatıyor. O benim çok ilgimi çeken bir şey. Bir de değerlere karşı hiç şey yok, acımasızca saldırıyor. Doğru. Bu saldırı ama parçalamaya yönelik değil aslında. Aslında o bizim içimizi deşiyor. Yani insanoğluna otopsi yapan bir yazar. Ve bu Avusturya'ya yönelik şeyi, tavrı, Avusturya'nın o faşizan ruhunu lime lime etmesi, onu ipliğini pazara çıkarması çok etkileyici. Onunla ilgili de bir hikaye anlatayım. Biraz Thomas Bernhard'ı o anlamda da önemsiyorum. Ben Salzburg'a gittim yazarlar evine, Literatür House'un konuğu olarak 2 ay kaldım orada. Orada Literatür House'da işte insanlarla tanıştık, arkadaş olduk ve ben Thomas Bernhard'ı çok sevdiğimi öğrenince bana bir Thomas Bernhard turu yaptırdılar, hazırladılar özel. Çünkü biliyorsunuz ömrünün yarısını Salzburg'da, yarısını Viyana'da geçiriyor. Aslında Salzburglu bir yazar ve doğduğu ev, işte yattığı hastane, dedesinin mezarı, o kiler... Keller kitabının olduğu, bakkallık yaptığı ve hayatta tek mutlu olduğu zaman bakkallık yaptığı yer, kiler duruyor. Ya adamlar yok etmiyorlar yani. Hani Viyana'da kentsel dönüşüm yok anladığım evet. kadarıyla Salzburg'da. Ve orada bir şey yaptım, bir işte o arkadaşlarım sağ olsunlar beni gezdirdiler ve çok etkilendim. Fakat hikaye çok ilginçti. Bir tane de caddeye Thomas Bernhard adı verilmiş ama çok arkada böyle bir kötü bir cadde. Dediler ki bunu verinceye kadar bile canımız çıktı. Çünkü Avusturya düşmanı adamın adını niye veriyoruz diye kıyamet kopmuş Viyana'da. Avusturya'da. Fakat sonunda başarmışlar. İşte okuluna yakın bir yerlerde bir ve pazara giden yolda bir caddeye adı verilmiş. Böyle ilginç bir tarafı var. Çok ilginç. Ya ben mesela Bernhard'ı şey yapıyorum. Böyle insanlara karşı öfke duyduğumda bir kitabını alıp okuyorum. Beraber sinirleniyoruz ve ben sakinleşiyorum gibi oluyor. Böyle bir etkisi var. Yani dediğiniz gibi öfkeli, evet. Hırçın. Ama bu hırçınlık ve öfke çok kendine özgü bir evet. dille sahip. Evet.
Bir de çok derin bir entelektüel. Yani sanat denen şeyi de ortaya çıkaran ve insanın sanata neden ihtiyacı olduğunu bence en iyi anlatan yazarlardan biri. O anlamda da çok değerli buluyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hangi kitabını birbirinden ayıracağız onu da bilmiyorum yani. Sanki tek bir kitap yazmış gibi. Katılıyorum. Hepsi ve her kitabının ana kahramanı sanatçıdır. Ressamdır, müzisyendir, yazardır, öyle bir şeydir. Mesela en çok etkilendiğim kitaplarından biri de Beton. Çok gerçekten güçlü bir kitap. Thomas Bernhard böyle. Şimdi bu benim... Onu da bakın sonra da filmlere geçelim. Tamam. Çünkü vakit kısıtımız nedeniyle merak ediyorum. Şimdi bu benim Vladimir Makanin çok sevdiğim bir kitap oldu. Bunu ben bir tesadüf sonucu okudum. Böyle bana da imzalıdır. Makanin'le birkaç etkinlik de yaptık. Makanin çok ilginç bir adam. Aslında matematik hocası. Moskova Üniversitesi'nde matematik profesörüyken bir senaryo yazma kursuna gidiyor. İşte Tarkovski'nin ders verdiği bir yer. Senarist olayım bari diyor yani. Hayatı o kadar sıkıcı ki. Fakat edebiyatçı oluyor, romancı oluyor. Çok müthiş bir kitap bu. Yeltsin dönemini anlatan. Biz Rus edebiyatının çok kısa bir dönemini biliyoruz. Çarlık Rusyası'nı biliyoruz sadece. Halbuki edebiyatın aynı zamanda antropolojik de bir tarafı var. Bize aslında bir tarih anlatıyor. Nasıl yaşanıyordu onu anlatıyor. Bu çok çok ilginç bir kitap. Yani şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Kimse okumuyor. Çünkü çok kalın. Ben okuyacağım kesinlikle. Çünkü yani sizin bir röportajınızda daha önce bahsettiğinizi gördüm. Dolayısıyla bavuldan çıkacağını da düşünüyordum. Yanılmadım. Çok merak ettim. Rus edebiyatı ile ilgili de yani kesinlikle. Şimdi bu Svetlana Alekseyeviç'in Nobel almasıyla birazcık işte ya Rusya'da da bir takım başka bir edebiyat oluyor galiba gibi bir bakma durumu oldu. Bence çok da hayırlı oldu orada. Evet. Çünkü işte malum yani özellikle böyle politik olarak karışık coğrafyalardan iyi edebiyat çıkıyor genelde. Kesinlikle. O bir kesinlikle. Savunma yani böyle bir dışa vurum şansı veriyor. Bu mesela haberim yoktu benim böyle bir kitaptan. Çok merak ediyorum. Eminim pek çok insana da haberi olmayanlara şey yapacaktır. Okuyacağım. Underground alt başlığı da ya da çağımızın bir kahramanı zaten. Hmm. Yani bu aslında bir Rus edebiyatının bütün külliyatını alıp sindirmiş bir yazarın, bir gerçek bir entelektüelin kitabı ve bomj diye bir kelimeyle tanışacaksınız. Serseri demek. Ve işte Sovyetlerin en katı olduğu dönemde yer altında yaşayan ve el yazmalarıyla sistemin reddettiği edebiyatı el yazmalarıyla birbirine ulaştıran bir kitleden inanılmaz hikayeler var yani gerçekten çok iyi bir bakış açısı var. Mesela şeyi duymuştum ama bu kadar gerçek kısmını sadece burada gördüm. Bu akıl hastanelerinin bir tür tutuk evi gibi kullanılması. Yani muhaliflerin akıl hastanelerine tıkılarak yok edilmeleri, hayatın içinden çıkarılmaları çok ilginç, çok iyi bir kitap. Bu mesela yani diğerlerine kıyasla son çok daha yakın bir dönemde okuduğunuz bir kitap. Tabii tabii. Ha. Bu ne zaman okudum? 2010. Ha, bayağı. 2010. Tabii. Yani aslında okuduğunuz şeyler sizi böyle bavula girecek kadar iz bırakacak şeyler arada çıkmaya devam ediyor. Ne güzel. Evet, ben bunu özellikle bende çok yeni Rus edebiyatına ilgi duymamı da sağladığı için bir de Vladimir Makanin kendi hikayesi de çok ilginç olduğu için seçtim. Çünkü bir de muhalif dönemde yazar ama bir Batı Almanya heyetinin ziyareti sırasında sanki muhalif yazar değilmiş gibi sızarak el yazmalarını Almanlara vererek dışarı çıkarıp yayınlanmasını sağladığı için de ilginç bir hikayesi var. Onu da bir etkinlikte anlatmıştı. Çok ilginç bir yazar. Pekala. Filmlere gelelim mi? Şu küçük benim şişem, şişe koleksiyonum var. Bu benim ilk başladığım şişelerden bir tanesi. Üç şişe aldım bir gün Berlin'de bir bit pazarından. Çünkü şişenin birinin üstünde Göbels Strasse yazıyordu. Hani Göbels Caddesi taşıyorsa şişenin adı eczane ilaç şişesiydi. Dedim bu kesin 39'dan falan kalma. Evet. Öyle başladım. Şimdi herhalde 1000'e yakın buna benzer şişem var. Atölyede sergiliyorum. Geldiğinizde tamam, göreceksiniz. Tamam, memnuniyetle. Evet. Şimdi filmlere gelelim. Şimdi bu yüzücü, Swimmer, The Swimmer, yüzücü filminin afişi, Burt Lancaster'ın filmi. Bu filmin bendeki özelliği şu,
ortaokuldaydım, Adapazarı'nda oturuyorduk. Annem erken yatardı. Benim de sadece hafta sonları film seyretme, televizyon seyretme hakkım vardı. Ve bu filmi izledim. Yüzücüyü izledim. Dondum kaldım. Yani televizyonu kapatamıyorum. Filmden çıkamıyorum. Sanatın etkisinden kurtulamıyorum. O derece güçlü etkilendim o filmden. Ve o güne kadar seyrettiğim ve eğlendiğim ve sevdiğimi sandığım bütün filmler gözümden düştü onu izledikten sonra. Çok etkilendim gerçekten. Aradan yıllar geçti. 40 yıl, 50 yıl geçti. Bundan 3-4 sene önce baktım televizyonda Yüzücü filmi var. Hemen açtım ve büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü film renkli. Film aynı güzellikte bir film. Ama başka bir film gibi. Çünkü ben onu siyah beyaz sanıyordum. Çünkü televizyonumuz siyah beyaz. Hani o dönem Türkiye'de televizyon siyah beyaz. Sonra tabii filmi tekrar seyrettim. Gene olağanüstü buldum. Ama film çok iyi çekilmiş. Üstelik de iki yönetmeni var bu filmin. İşte böyle bir Frank Perry falan böyle bir çok sorun yaşamış. Uzun sürede çekilmiş bir film. Fakat filmin hikayesi o kadar ilginç. Gerçek sanatın işte insanı etki altına alma, büyüleme şeyini görüyoruz, etkisini görüyoruz. Sonra John Cheever'ın kitaplarını okuyarak, ya yani orada kitabı okudum. Hatta Murat Gülsoy'la diyaloglar etkinliğinin birinde de bu kitabı da konu ettik. Yüzücüyü konu ettik. Çok etkileyici bir kitap ve film. Dolayısıyla ben bunu çok beğenerek izliyorum. Şimdi bir benim için önemli gene sanatın büyüsüyle karşılaştığım şeylerden biri Metin Erksan'ın 5 hikayesi. Bir intihar, müthiş bir tren, geçmiş zaman elbiseleri, sazlık. Bunlar şöyle isterseniz kameraya göstereyim çünkü evet. Bunlar bu 5 edebiyatçının ve hikayelerinden o dönem uyarlandı. Bu da beni sanat olarak şoke eden, karşısından ayrılamadım. Yani nutkumun tutulduğu işlerdendi. Çünkü bunlar sıra dışı sanat eserleriydi. İşte geçmiş zaman elbiseleri Tanpınar'ın malum, müthiş bir tren Sait Faik'in, Metin bir intihar bunu hatırlayamadım. Bunu ben de kimin bilmiyorum olduğunu. Hanende Melek Sabahattin Ali'nin vesaire. Çok etkileyiciydi. Gene ortaokul yıllarımda TRT'de seyrettim. Ama mesela çok az iş bu kadar etki bırakmıştır sanatla ilgilenen insanların üzerinde. O anlamda çok değerli bulduğum filmlerdi. Ya çok bu arada yani aslında bir ulusal kanal için, devlet kanalı için böyle işte kıymetli edebiyatçılar, böyle bir yönetmen bir araya geliyor, bir proje yapıyor. Ne kadar evet, güzel ve evet, yani o evet, kültürel evet, üretimin çok bambaşka bir şeyde olduğu bir şeymiş. O dönem edebiyat uyarlamaları yani şeyden de önce, 12 Eylül'den de önce edebiyat uyarlamaları 70'lerde yeni başlamıştı. İşte Aşk-ı Memnu en ünlüsü, o ilk yapılanlardan biri. Çok ilginç işler yapılıyordu. Çok ciddiye alınarak yapılıyordu. Çok nitelikliydi. Evet. Ve edebiyat olması, yani sanatsal bir değer taşıması özellikle istenen bir şeydi. Bir de şey vardı, tiyatro uyarlamaları vardı. Mesela bir de klasik diziler vardı, işte Jacques, Büyük Umutlar vesaire. Yani normalde dövseniz okutamayacağınız kitapları insanlar işte Büyük Umutları oluyordu. Mesela heyecanla bekleyerek izlediler falan. Hani biz de izledik hep beraber. Bu arada Samet Ağoğlu'ymuş öykü. Samet Ağoğlu, evet. Samet Ağoğlu, doğru. Küçük bir şey söyleyeceğim. Çok da az vaktimiz kaldı. Diğer filmlere geçeceğiz. Babam bu 5 hikayeyle ilgili şöyle bir şey anlatmıştı bana. Zamanında o da işte şeyde TRT'de yayınlandığında duyduk, büyük bir heyecanla Metin Erksan 5 tane şey çekmiş diye oturduk izledik, hiçbir şey anlamadık hiçbirinden diye anlatmıştı. Sonra yıllar sonra izledim, aha güzelmiş aslında dedim. Böyle işte sizin ilk evet, Thomas Bernhard'la karşılaşmanız evet, gibi böyle çok etkileyiciydi yani gerçekten. Şu anda seyretsem belki aynı etkiyi almam ama görsel terbiyemiz çok değişti yani. Doğru. Onunla ilgisi vardır muhtemelen. Şimdi bu Dekalog serisinden 3 numaralı filmi anlatmak istiyorum, Kieślowski'nin. Bunun hikayesi de şu,
TRT'de gene iki film birden kuşağı vardı. O iki film birden kuşağı gerçekten her zaman çok etkileyici filmlerin gösterildiği şeylerdi. Ama düşünün, internet falan yok yani o tarihte, daha internet diye bir şey yok. Gazetelerden takip ediyoruz televizyon programlarını. Ve ben bir akşam jeneriğini de kaçırdım. Geç bir saatte başladım filmi izlemeye. Dondum kaldım. O kadar güzel bir film ki. Bir yılbaşı gecesi eskiden sevgili olan bir çift, ikisi de evli, ayrı evlerde yaşıyorlar. Kadının kocasını aramaya çıkıyor. Eski sevgilisiyle birlikte kocayı arıyorlar. Bunun üzerine bir film. Ve bu işte 10 emirden kaynaklanıyor bu Kieślowski'nin bu filmleri. Çok etkilendim filmden. Delireceğim yani, ama elimde şey yok yani, kimin filmi, kim çekmiş, ne anlatıyor, bu yönetmeni kim, bilemiyorum. Çünkü jeneriği kaçırmışım. Gazete yok, bulamıyorum. Gazeteden bakıyorum, gazeteler onu yazmamış. Ve ben ümidi kestim ve bıraktım. Seneler sonra bir yerde tekrar rastladım. Dedim dekaloglarmış ya. Bu dekalogmuş ve çok etkilendim. Bütün seriden çok etkilendim ama o onun bende yeri ayrıdır, ilk tanışma filmi olduğu için. Burada başka Kieślowski'ler de görüyorum. Evet, tabii ki bu üç Kieślowski. Evet. Kieślowski benim için çok önemli bir yönetmen. Mesela o da çok erken kaybettiğimiz, evet, maalesef. Evet, daha neler maalesef yapacaktı kim, evet, bilir, evet, diye. Evet, kim bilir. Ve biz aslında çok az filmini izliyoruz. Geçenlerde Mubi'de bir Talih diye bir filmini izledim. Hiç duymadım. Yeni izledim. Mubi ara sıra buluyor öyle filmlerini. Orada da bir kader değişebilir. Öyle olmasaydı da böyle olsaydı çeşitlemesi yaptığı bir film. Yani adam birinde trene yetişiyor, birinde trene yetişemiyor, birinde trene binmekten vazgeçiyor gibi, ama alternatif aynı hikayeyi çeşitleyerek anlatmış ama gene bir muhalif, gene bir sürü çok derinlikli bir siyasi arka plan. Çok sevdiğim bir yazar. Bu Blue, tabii herkesin en çok beğendiği film herhalde Blue'dur tahmin ediyorum. Ben ayıramıyorum açıkçası. Katılıyorum. Ben özellikle mavi ve kırmızı arasında, evet, çok zor. Evet. Hadi beyazı azıcık geriye atabilirim belki. Ben beyazı belki da çok sevimli buluyorum ya. Çok tatlı adamın, evet, hali, evet, değil mi? Evet, evet. Bir de bu filmleri anmışken herhalde müziklerini de söylemek. Aa, tabii ki. Of ya, ne müzikler. Preissner, Zbigniew Preissner yani, ama o zaten senelerce birlikte çalışmışlar. Mesela benim müzikle hiç alakam yok. Ne bir şey çalabilirim, ne dinlerim. Türk sanat müziği bilirim, dinlerim ama hani bir özel bir çabam yok. Onun dışındaki benim haftada dinlediğim müzik herhalde 5 dakika filandır. Yani bazı insanlar müziksiz yaşayamaz. Ben onlardan değilim. Ama dinlediğim müzikler genellikle 40 yılda bir dinleyecek olursam Preissner dinliyorum. Bir de Eleni Karaindriou dinliyorum. Orada da Willis'in bakışı, evet, var zaten. Tamam, onları ben de oradan gelecektim. Şeyi fark ettim ama. Film müziklerini dinlemeyi seviyorum. Bende de vardı. Acaba hikayeleri olduğundan mı? Bir hikaye için kurulmuş olduğundan mı? Mesela bir gene Preissner'in bir müziğini dinledim ama tesadüfen. Öldüm bittim müziğe. Çok hoşuma gitti. Orpheus Bedroom. Sonra baktım ki Fatal Damage filminin müziği. Yani ben onu bir film müziği diye dinlemedim ama bir film müziği olduğu ortaya çıktı sonra. Nitekim gene film müziği demişken yeni dönemden bir film gösterelim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bu filmi tarihte yapılmış en iyi aşk filmlerinden biri olarak görüyorum. Filmin benim için ilginç özelliği, hiç sevmediğim Jim Carrey'nin oynadığını 30. dakikada falan fark etmiş olmam. Jim Carrey böyle yavaş yavaş kendini sevdirdi sanki. Sonra sevdirdi, zamanla, bundan değil mi? Sonra, evet, sevdirdi. Ama yani oyuncunun Jim Carrey olduğunu bilseydim herhalde seyretmezdim filmi. Çünkü öyle bir ön yargım vardı. 20. dakikada fark. Ama bu Jim Carrey dedim. O anlamda ilginç. Çok başarılı bir film bence. Çünkü çağımız insanının aslında yalnızlığını, hatıralarıyla ilişkisini ve hem bilinçaltını hem terapiye ihtiyaç duymasına neden olan bütün travmalarını çağımız insanının çok düzgün anlatan bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten sonra bu filmin çeşitlemesi çok yapıldı. Çok yapıldı. Çok yapıldı ama başlangıcı budur herhalde.
aslında hepimizin yapmak istediği bir şeyi yaptığı için film. Yani evet. yeniden anlatmak istiyoruz kendimize evet. ve başkalarına evet. hikayeleri yeniden anlatmak evet. ve öyle olduğuna inanmak evet. ve geçmişi evet. değiştirmek. Bir de unutmak aslında. İstiyoruz. Bir de unutmak aslında istiyoruz. Aslında unutmak doğru. istiyoruz. Evet. Çünkü unutabilmek çok büyük bir yetenek. İnsanlar aşktan onun için korkuyor. Aşkın bitişinden onun için korkuyor. Acı çekecek. Halbuki hatıralarını çıkarsa acı çekmeyecek. Filmde bunu anlatıyor zaten. Evet ama işte o acı insanı pişiriyor ve sonrasında tabii. bir şeye dönüştürüyor. O öyle bir şey söz konusu değil. Evet herkes evet. böyle hap gibi kolay evet. deneyimler arzu ediyor. Ne yazık ki hele çağımızda neyse. İyice zor. Şimdi son, diğer... Artık son filminizi son alayım. Olsun ve peki. Maalesef Ingmar Bergman ve Angelopoulos arasında seçim yapmam zor. Ama hadi Ulysses Gage'den bahsedelim. Bu da benim ilk seyrettiğim Angelopoulos filmi. Ondan önce çok ben sinemaya gitmeyi sevmem. Artık televizyonda yani evde film seyredebilmeyi başardığımızdan beri seyrettiğim film sayısı katlandı. Nedense sevdiğim bir şey değil yani. Çocukluğumda çok gittim belki ondan. Ulysses Gaze benim Ulysses'in bakışı sinema işte. Film festivalinde, İstanbul Film Festivali'nde seyrettiğim bir filmdi. Girdim ve bayıldım. Yani çok etkilendim, çıkamadım. En son ben çıktım ve çıktığımda şöyle şeyler duydum. Allah'ım ne kadar sıkıcı bir filmdi. Zor kaldım sonuna kadar. Şu kadar kişi çıktı falan ve şunu anladım. Herkes aynı şeyi anlamıyor. Herkes sanatın o büyüsü değdi mi çok bazılarına çok güçlü değiyor, bazılarına da hiç değmiyor. O biraz siz ne görmek istiyorsunuz, siz ne almak istiyorsunuz onunla ilgili. Ya bu film çok biraz anlayabiliyorum. Zor film hakikaten evet. yani. Ama mesela ben sadece o unutulmaz işte Lenin'in heykelinin evet. ağır ağır geçtiği evet. sahne için bile bu evet. filmin 3 saatine razıyım evet. yani. Sırf o sahne bile olsa izlenir. Ama işte evet herkesin şeyi bambaşka. Benim de o yaşlı kadının gümrükte elinde çanta yapayalnız ve onu zaten çok uzaktan çekmiştir. Yani o yalnızlık ve çaresizlik hissini vermek için. Tabii Angelopoulos'un bu arada en sevdiğim filmi de Zamanın Tozu. Persona'yı da orada duruyor. Kısaca onu da alalım. Şimdi benim için 20. yüzyılın en büyük yönetmeni Bergman. Evet, o yüzden mutlaka Bergman da şöyle, Persona da benim üniversitede iken, üniversite 1. sınıftayken izlemeye gittiğim, sinemaya nadir gidişlerimden birinde arkadaşlarımla gittiğim ve hiçbir şey anlamayıp sıkıntıdan ölerek çıktığım bir filmdi. Sonra yıllar sonra İsveç'te bir şeye gittim, bir yazarlar evine. Ve oraya giderken dedim ki şu Bergman'ı bir daha bir deneyeyim. Elimde şeyler vardı çünkü CD'leri vardı. Artık CD çağına geçmiştik. Hı hı. Ve ben Visby adasında bir yazarlar evinde böyle Kuzey Denizi'ne bakarak Bergman'ı izledim. Sonra aklımı kaçırdım. Yani ne kadar Bergman varsa hepsini buldum, hepsini izledim. Çoğunu birkaç kere izledim. Rastlarsam kaçırmam hemen izlerim. Hatta Kış Işığı şeyde var, Mubi'de var. Herhalde 5. falan izledim onu da. Bergman bence insan olarak arkadaşım olmasını istemezdim herhalde. Bazı yazarları evet. mesela bana da oluyor. Çok seviyorum ama muhtemelen tanısam çok nefret edeceğim ya da bana kötü gelecek biri bu mesela duygusu veriyor. Ama o sanatı başka evet. bir şey ilişki evet. kurmaması yani Bergman'ın şeyleri, filmleri hepsi birbirinden etkileyici benim için. Ayfer Hanım çok teşekkürler. Yani bir bu kadar daha olsa bir bu kadar daha dinlermişiz. Siz çok belli ki böyle biliyorduk zaten ama çok güzel de anlatıyorsunuz. Çok da sizi siz yapanlar en azından bir kısmını tanımış olduk. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu ilk programda bana eşlik ettiğiniz için rica çok ederim. Kıymetliydi. Ve bence pek çok güzel bir okuma ve izleme listesi de çıktı sanırım izleyicilere. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir VTR'miz var. Haftanın kültür sanat ajandasına bakacağız. Ardından tekrar burada olacağım. Ben bu hafta çıkan kitaplardan seçtiğim 5 taneyi kısaca sizlere anlatacağım. Şimdi ajandaya bakalım beraberce. Pandora'nın merakı kültür sanat ajandasında bu hafta. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl 27. kez perdelerini açtı.
25 Ekim 25 Kasım tarihleri arasında devam edecek festivalde yurt içi ve yurt dışından 20 tiyatro oyunu, performans ve dans gösterisi sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 10-11 Kasım tarihlerinde Türkiye'de indie müziğin en önemli temsilcilerinden Peik'in ilk müzikali Hamiyet izleyicilerin beğenisine sunulacak. Dol gözüm dol diziler onca, bakıp dururlar insanlar anca. Hamiyet'i Aslı İnandık'ın canlandıracağı müzikalde Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan ve Erol Babaoğlu gibi usta isimler rol alacak. Müzikalin metni ise aynı zamanda Masumlar Apartmanı'nın senaristliğini de yapan Deniz Madanoğlu'na ait. Şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali ise 6. yılında yine İstanbullularla buluştu. Yerli ve yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla 5 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında devam edecek Komedi Festivali'nin bu haftaki etkinlikleri şöyle. 9 Kasım'da Berfu, Eser Yenenler, Çift Terapisi. Evinin alt gece kulübüymüş ya. Orası home office'ti yani. Pike'den bana ne be? Pike'yi şaka yapıyorum hocam. Ben de diyorum anneme bir prensesle tanıştım. Mesela Yastar oğlu bir skeç var. Serjer'in aileye düşen yıldırımım. Biz diyeti biliyoruz, yapamıyoruz yani. Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin başrolünde oynadığı Aydınlık Evler. Kasım'da Mesut Süre ve Doğu Demirkol'un bol kahkahalı ve eğlenceli tek kişilik gösterileri. Aşkı daha kamera koyuyorum. Hiçbir şey görmüyorlar. Bana burada yürü diyorlar. 13 Kasım'da Bülent Emrah Parlak'ın beyin üzerine güzellemeler yaptığı Bülent Bey'in hikayesi adlı tek kişilik oyunu. Ne oldu oğlum, tıkandık kaldık. Efendim şimdi işe gideriz. Kantine yener bir tane zencefil içer. Tipi taktiğe yetmiş lan bu zencefil. Tipi de bir tuhaf Çernobil mağduru patates gibi. Ve başrollerini Asuman Dabak ile Volkan Severcan'ın paylaştığı Tepe Taklak oyunu tiyatro severlerle buluşacak. 15 Kasım Çarşamba günü İş Sanat sahnesinde ise türküler yankılanacak. Allık surna. Telaşa düşüyorum. Bir gün gelecek güzel günleri, hasreti düşünüyorum. Ünlü müzisyenler Ceylan Ertem ve Buray'ın sahneyi halk müziğinin sevilen sesi Coşkun Karademir ile paylaşacağı Dost Meclisi konseri müzikseverlere keyif dolu dakikalar yaşatacak. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Pandora'nın merakı sinema severler için iki güzel film önerisiyle devam ediyor. Carol Danvers, Samanyolu'nun hayırsız çocuğu. Captain Marvel'ın yeni maceralarını konu alan The Marvels seyirciyle buluşuyor. Captain Marvel. Yok edici. Benden her şeyimi al. Şimdi sana karşılığını veriyorum. Brie Larson, Iman Vellani, Tayona Paris ve Samuel L. Jackson'ın başrollerinde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Nia DaCosta oturuyor. Işık tabanlı güçlerimizi karıştırdı. Onları her kullandığımızda yer değiştiriyoruz. Captain Marvel ve Marvel sinematik evreninin 33. filmi olması amaçlanan The Marvels, Carol Danvers, Kamala Khan ve Monica Rambeau'nun güçlerini birleştirerek evreni kurtarmak için birlikte çalışmasını konu alıyor. Yuvamız olan her gezegeni hedef alıyor. Bu işe kimseyi bulaştırmak istemem. Bununla evren arasında duran tek şey sen değilsin. Fantastik ve bilim kurgu severlerin merakla beklediği The Marvels, macera ve aksiyon dolu sahneleriyle 10 Kasım'da vizyonda olacak. Haniymiş benim uslu kedi? Aman tanrım!
Vizyon'un bir diğer dikkat çeken filmi ise bir Fransız dönem draması olan Jean du Barry. Et voici Jeanne Vaubernier, dit l'ange. Un ange tombé du ciel. Vous attendez, moi? Je t'aime. C'est pas ça, l'amour. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde açılış filmi olan Jean du Barry'nin başrolünde efsane aktör Johnny Depp'in yanı sıra başarılı Fransız aktris May Wen yer alıyor. Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Film, sınıf atlamaya çalışan işçi sınıfından Jean Vaubernier'in Kral 15. Louis ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu ediniyor. Biyografi türündeki filmin yönetmen koltuğunda filmin aynı zamanda kadın başrolü olan May Wen oturuyor. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Vous êtes en train de découvrir le côté sombre du roi. Haftanın etkinlikleri ve filmleri bu şekildeydi. Ama derseniz ki ben evimden dışarı çıkmak istemiyorum ve kitap okumak istiyorum. O zaman 5 tane de kitabımız var. Geçtiğimiz hafta çıkanlardan seçtik. Çok kısaca onlardan da bahsedelim. İlki bu hacimli kitap İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk resmini izlemek. Gül İrepoğlu'nun, kendisi sanat tarihçisi, profesör. Onun Türk resminin gelişimine dair hazırladığı oldukça kapsamlı ve bir envanter niteliği de taşıyan kitabı. Çok güzel bir baskı bu arada, yani hakikaten tam bir böyle bir evladiyelik bir kitap gibi gözüküyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonundaki resimler üzerinden Türk resminin tarihine bakan bir eser bu. Çok yeni yayınlandı. Uzun uzun incelenesi bir kitaba benziyor. İlk kitabımız böyle. Ardından Abdülrezak Gürnah'ın Ayrılışın Hatırası. Abdülrezak Gürnah, Zanzibarlı yazar, 2021 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Beklenmiyordu da aslında. Onun aslında ilk romanı Ayrılışın Hatırası. Abdülrezak Gürnah aynı zamanda İngiliz Edebiyatı ve Postkolonyal Edebiyat dersleri veren bir üniversite hocası ve aslında ilk kitabından itibaren bu postkolonyal dünyada, Afrika'da bir kimlik hikayesi anlatıyor. Bu kitabı da aslında onun edebiyatının temel izleklerinden biri olan bu kimlik ve bir aile üzerinden, aileden çıkma hikayesi Hasan adlı bir karakterin. Ben hala hiç Abdülrezak Gürnah okumadığım için biraz utanarak bu kitabı anlatıyorum. Belki ilk romanıyla başlarım ben de. Sonrasında Samantha Schweblin'in Arjantinli yazar Kentukiler kitabı. Dilimize çevrilen 4. eseri bu. Çok okunan bir yazar Samantha Schweblin. Özellikle Kurtarma Mesafesi kitabı, ki ben de bayılırım, çok okunmuştu. Bu da yeni kitabı. Biraz farklı diğerlerine göre, biraz distopik bir dünya. İnsanların evlerine içinde kameralar olan peluş hayvanlar almasının öyküsünü anlatıyor. Ya o kameranın içinden bakan kişi olabiliyorsunuz, ya da o kameradan gözlenen kişi oluyorsunuz. Biraz ilginç. Bu çağımızın mahremiyet, izleme, izlenme hikayelerine dair bir enteresan bir kurgu bu. Bu da yeni çıktı Kentukiler Can Yayınları'ndan. Marilyn Robinson'ın Evlerden Uzak kitabı. Amerikalı yazar. Benim hiç okumadığım bir yazar fakat oldukça merak ediyorum. Çünkü özellikle aile, kayıp, hafıza, kimlik, aidiyet ve yabancılaşma gibi konular üzerinden anlatılan bir kadın hikayesi bu. Annelerinin ölümünün ardından önce anneanneleriyle, sonra büyük halalarıyla, en sonunda da teyzeleriyle birlikte birkaç farklı kuşak kadınla beraber yaşamak zorunda kalan iki kız kardeşin hikayesi ve bu kadınlar arasında bu genç kızların kendilerini bulma yolculukları. Oldukça derinlikli gözlemlerle anlatılmış, biraz da böyle sertçe bir roman anladığım kadarıyla. Penn Hemingway ödülünü almıştı bu kitapta. Son olarak da ödüllü kitaplar klasmanından, bunun adını okumakta çok zorlanacağım, Sri Lankalı yazar Shehan Karunatilaka.
Malial Meydan'ın 7 ay dönümü. İnşallah doğru okumuşumdur. Geçen senenin Booker ödülü kazananı 2022'nin. Booker malumunuz böyle en prestijli edebiyat ödüllerinden biri. Bu da böyle hem büyülü gerçekçi, hem mitolojik unsurlar taşıyan, hem biraz mizaha başvuran ve bir yandan da oldukça karanlık bir hikaye anlatan Sri Lanka İç Savaşı sırasında geçen bir hikaye. Ölümünün ardından öte dünyadan gelip kendisini öldürenleri tespit etmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Booker ödülüne çok önemsediğim ve ciddiye aldığım için bu kitabı da özellikle tavsiye ediyorum. Muhtemelen de çok enteresan bir kitap. Haftanın seçtiğimiz kitapları da bu şekildeydi. Sanıyorum böylelikle bu ilk programı sağ salim tamamlamış oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için çok enteresan bir deneyimdi. Çok zevk aldım. Umuyorum sizler için de ufuk açıcı, faydalı ve iyi gelmiştir. Aslında bütün derdim bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeni bir konukla beraber karşınızda olacağız. İyi geceler herkese.